Mührü Süleyman, Ortaçağ Yahudi geleneğinde, çeşitli İslam ve Batı okültizminde Kral Süleyman'a atfedilen mühür damgasıdır. Birinin tepesi diğerinin tabanına geçirilmiş iki eşkenar üçgenin meydana getirdiği bir sembol olup, Müslümanlar arasında Hatimi Süleyman, Yahudi ve Hristiyanlarca Davut yıldızı diye anılır. Hermetik gelenekte makrokozmosu temsil eder. Müslüman ve Türk mimarisinde çok eskiden beri süslemelerde kullanılmıştır. İki karenin oluşturduğu sembol, değişik zaman ve coğrafyalarda farklı kombinasyonlarda uygulanmıştır. Türkistan'ın Yesi şehrindeki Ahmet Yesevi Türbesi'ndeki 8 köşeli yıldız ile Sivas Gök Medresesi'nin kapısındaki sembol aynıyken, yine Sivas Gök Medresesi'nin minarelerindeki oyma süslemeler Mührü Süleyman'ın çeşitleridir. Altı köşeli yıldız motifinin Orta Doğu coğrafyasında Tunç devrinden itibaren sıkça kullanıldığı arkeolojik kalıntılardan anlaşılmaktadır. Helen, Roma, İbrani, Asur, Sümer, Bizans gibi eski medeniyetlerden günümüze ulaşan eşya ve eserler üzerinde göze çarpan bu yıldız, eski Türklerin 12 hayvanlı Türk takviminde bir sembol olarak yer almaktadır. Altı yönünün insanın yüzünü, matematikte ilk mükemmel sayıyı, dünyanın altı günde yaratılmasını, bereket ve bolluğu sembolize ettiği, insanı şer güçlerden koruyan tılsım olduğu gibi fikirler de öne sürülmüştür. Mührü Süleyman, Hristiyan ve Yahudiler arasında beş kollu olarak bilinir. Altı kollu olana Davut Yıldızı ya da Magen David denilmektedir. Orta Çağ'da daha ziyade kilise süslemelerinde rastlanan bu motifin Yahudi geleneğinde bilinçli biçimde kullanımı, başlangıçta Yahudi büyü öğretisini ifade eden pratik kabala ile sınırlı kalmıştır. Nitekim Orta Çağ boyunca asıl Yahudi sembolü olarak altı köşeli yıldızdan ziyade yedi kollu şamdan olan menorah motifi öne çıkmıştır. Yıldız motifinin Süleyman'ın mührü ile ilişkilendirilmesi de yine pratik kabalaya dayanır. Talmud'da yer alan bir pasaj, iyi ve kötü ruhları kontrol etmesi için Kral Süleyman'a verilen sihirli yüzük üzerinde Tanrı'nın en kutsal ismi kabul edilen dört harfli isminin işlenmiş olduğundan bahsedilir. Süleyman'ın mührüne izafeten oluşturulan büyü veya tılsım özelliğine sahip Orta Çağ Yahudi yüzüklerinde ise Tanrı'nın ismi yerine altı köşeli, bazen de beş köşeli yıldız işlemesi kullanılmıştır. Orta Çağ'a ait Yahudi büyü metinlerinde söz edilen ve daha sonra yıldız motifiyle ilişkilendirilen bir başka sihirli güce sahip eşya, Kral Davut'un zırhıdır. Aynı şekilde Davud'u düşmanlarından koruduğuna inanılan bu zırh, Tanrı'nın 72 ismi veya Tanrı'nın gücünü ifade eden Şaddai ismi ya da 7 mısralı 67. mezmurun yazılı olduğu Şamdan biçiminde bir işlemeye sahipken, bu işleme zamanla kutsal ruhun 6 boyutunu ifade eden 6 köşeli yıldıza dönüştürülmüştür. Bir sembol olması bakımından Mührü Süleyman, Yahudi ve Mason ustaların eserlerinde olduğu kadar İslam süsleme sanatlarının metal, ahşap, mimari, dokuma gibi pek çok dalında nakış amaçlı kullanılmıştır. Mührü Süleyman'a özellikle yapı süslemelerinin göbek motifi olarak sıkça rastlanır. Bulunduğu yere şeytanın giremediğine dair halk inancından dolayı taş, ağaç, cam, kağıt gibi yüzeylerde merkezi motif olarak kullanılmıştır. Yine bu inançla cami, tekke gibi mekanların kubbe veya tavan nakışlarında, kapı kanatları yahut metal sövelerinde Mührü Süleyman desenleri bulunur. Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ve İlhanlıların eserlerinde bilhassa kubbelerin kilit taşlarında yer almıştır. Osmanlılarda ise başta hamam kubbe delikleri olmak üzere mezar taşları, cami tezniyatları, anıtlar ve kemer kilit taşlarıyla Çin'i, seramik,
gibi mimariyi ilgilendiren hususlarda şeytanı uzaklaştırmak amacıyla, mutfak eşyalarında, çeşmelerde, sebillerde, tas, tepsi ve tabaklarda zehirlenmeye karşı tılsım niyetine, serpuş, tolga başlıklarda güç sembolü, giyim eşyaları ve takılarda hırz ve fevk olarak yüzyıllarca kullanılmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın rüzgara hükmedebilmek için sancağına Mührü Süleyman motifi nakşettirmesi bu gelenekten kaynaklanır. Devlet fikri ve hükümet etme yetkisi ilk defa Hazreti Süleyman'da kemale erdiği için ona bunu sağlayan mühür de aynı güç ve kudreti temsil eder. Bu sebeple Mührü Süleyman her şeyden evvel devlet olmanın ve hükmetmenin sembolüdür. Mührü Süleyman eski edebiyatta da kullanılan bir motiftir. Divan şairleri sevgilinin dudağını gerek yuvarlak ve derli toplu biçimi gerekse bütün aşıkları hatta insanları ve cinleri büyüleyip kendisine ram etmesi ve bütün güzellerin onun ağzına bakması gibi özellikleri dolayısıyla Mührü Süleyman'a benzetirler. Mühür kimdeyse Süleyman odur gibi atasözlerimize de konu olmuştur.